Yaklaşık bir sene önce en güçlü 10 çizgi film karakteri diye bir video yaptık ve bu video gerçekten iyi izlendi. Öyle ki güç sıralaması adlı video konusu çok popüler olmaya başladı. Ancak biz olayı daha büyük boyutlara taşıdık. Neden sadece tek kişi için güç sıralaması yapalım ki? Biraz da en güçlü çiftlere bakalım. Çift derken birbiriyle duygusal bağ olması yeterli. Sonuçta çizgi film karakterlerinin pek çoğu evlendirilmez. Bu listeyi biz sizin için hazırladık. Bir iki de not geçelim. Animeler ve Justice League karakterleri listede yer almıyor. Özellikle bilinen çizgi film karakterlerine yer verdik. Öyleyse listemize bakalım. Uğur Böceği ile Kara Kedi çok güçlü değillermiş gibi duruyorlar, öyle değil mi? Bu kesinlikle yanlış. Aslında beraber çok güçlüler. Mucize süreklilik arz eden bir yapım olduğu için karşılarındaki villainlar da gitgide güçleniyor. Ancak benim bahsetmek istediğim şu bölüm. Cat Blank. Bu bölüm mucize evreninde gerçekten çok popüler. Kara Kedi tüm dünyayı bir felakete sürüklemişti. Bu kadar güçlü olacaklarını kesinlikle tahmin etmedik. Bu yüzden listede görmek şaşırtmasın. Aang Avatar'ın kendisi, Katara ise bir su bükücüsü. Lakin son bölümlere doğru kendi güçlerinin üzerine çıkıyorlar. Katara başka güçlere de sahip oldu. Aang Avatar güçlerini tam anlamıyla kullanmaya başladı. Beraber güçlü olduklarına hiç şüphe yok. Ayrıca bu ikilinin yıllar sonra 3 çocuğu oldu. Raven ve Beast Boy çok fazla öne çıkan bir çift değildi. Ancak Raven'ın güçleri cidden inanılmaz. Hem babasının güçlerine hem de Titan güçlerine sahip. Dürüst olalım. Beast Boy ve Raven Teen Titans Go'da gerçekleşti. Bu da orijinaldeki kadar güçlü olmadıkları anlamına geliyor. Bu yüzden ilk iki sıraya giremediler. İlk iki sıralamayı yaparken gerçekten çok düşündüm. İki çift de gerçekten güçlü. Ancak Robin normal bir insan ve özel güçleri yok. Bu yüzden ilk sıra başka çiftin oldu. Starfire ve Robin beraber tam bir suç ekibi oluyorlar. Starfire hem güzel hem de çok güçlü bir karakter. Robin'in taktikleriyle ve Starfire'ın gücüyle birçok güçlü karakteri yenebilirler. Teen Titans'ın devamı çıksaydı bu olay çok daha net anlaşılabilirdi. Kevin bazen çıldırıyor ve Ben Sen'in tüm uzaylarını içeren bir canavara dönüşüyor. Gwen ise aslında bir insan değil, Anodite olduğu için nihai bir varlık sayılabilir. Bu ikili çizgi filmlerdeki en güçlü çift. Gwen sadece bir Anodite değil, aynı zamanda bir büyücü. Ben 10 serilerinin çoğunda Gwen'in gücü öne çıkmıştır. Kevin'le beraber cidden çok güçlü bir ekip oluyorlar. Biz bu ikiliyi birinci sıraya koyduk. Kevin aynı zamanda Omnitrix'in tüm uzaylılarının gücünü emebilir. Bu da onun aslında çok güçlü olabileceği anlamına geliyor. Ne yazık ki Ateş Prensesi ve Finn Adventure Time finalinde beraber olamadılar. Ateş Prensesi'nin güçleri duygularından gelir ve duygular ne kadar güçlenirse o da o kadar güçlenir. Finn de beraberken dünyayı yakacak güce erişmişti. Hatta Prenses Ciklet olaya müdahale etmişti. Bonusta yer alması hatırlatmak için bu arada. Bence Samurai Jack ve Ashi çok güçlü bir çift olmuştu. Sadece final bölümünde güçlü olsalar bile bonus sıralamaya girmeyi hak ettiler. Ashi Aku'nun güçlerine sahip. Bu da Samurai Jack'e çok yardımcı oldu. Hatta ben hep Aku'yu Ashi'nin yendiğini düşünmüşümdür. Samurai Jack ile Ashi'yi beraber düşündüğümüzde çok güçlü bir çift olduğunu kabul etmeliyiz. Ancak Ashi aslında ölmüştü. Bu yüzden ilk 5'e koyamadık. Yunis kız görünümünde olan bir silahtı. Benim dikkatini çeken bir silah. Öyle ki Omnitrix ve Unitrix gerçekten muhteşem ikili gibi olurdu. Ancak bu dediğimiz hiçbir zaman gerçekleşmedi. Belki ileriki zamanlarda böyle bir şey olabilir. Evet 5 dedik ama aslında 8 tane çift koydum buraya. Listeyi yaparken çok fazla araştırma yaptık. Siz de kendi listenizi yorumlarda paylaşın. Umarız video keyif verir, size eğlendirmiştir. Abone olarak eğlenmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Ve tabii ki listeye eklemek istediklerinizi de yorumlara yazın.